Elif'cim, sana karşı tavrımın değişmesinin senin için bir ayrıcalık olduğunu düşünmeni istemiyorum açıkçası. Çünkü değil. Aramızdaki sırrı saklaman benim sana karşı olan bakış açımı çok değiştirdi. Biliyorum, çok seviyorsun Fırat'ı, önemsiyorsun. Ve onun için sustuğunu da çok iyi biliyorum. Ama iyi bir insansın sen. Ve sana haksızlık etmişim gerçekten. Bunların bir önemi yok artık İmran Hanım, gerçekten. Var tabii ki de. Özellikle size yaptığım teklif hakkında ne düşünüyorsunuz, ne yapacaksınız çok merak ediyorum. Teklifinizi kabul ediyorum. Fırat'la da konuştum. Ama sadece organizasyonu ben kendim yapmak isterim. Harika. Çok sevindim. Ne zaman gidiyorsunuz? Yarın için bir şeyler planlamayı düşünüyorum. Güzel. O kadar hak ediyorsunuz ki çünkü. Siz böyle gelin kayınvalide ne kadar tatlış oldunuz ya. Maşallah anne, gelinini kapıya kadar geçiriyorsun bakıyorum. Olay çıkarma, çık yukarı. Dur dur, ben sizin bir fotoğrafınızı çekeyim. Bu tatlılığınızı bütün dünya görsün. Dilan lütfen çekme. Çekme. Korkmayın ya, çekmedim. Şaka yapıyorum sadece. Ayrıca ben hesabımda sizin gibi samimiyetsiz insanları paylaşmıyorum. Neyse, yıllardır böyle yaşıyoruz zaten. Alıştık. Bir gün böyle, bir gün öyle. Neyse, sen üzme canını lütfen. Benim artık çıkmam lazım İmran Hanım. Kolay gelsin. Pamuk Prenses mi bu? Ne yapıyor şu an? Uyuyor mu? Uyanacak mı? Prens Pamuk Prenses'i öpünce uyanacak, öyle mi? Allah'ım. Sonsuza kadar da mutlu mesut yaşayacaklar. Bir şey söyleyeyim mi? Sen inanılmaz yeteneklisin bu konuda. Bence büyüyünce ressam olabilirsin. Hoş geldin. Merhaba. Fıstık. Hoş bulduk canım. Bir tanem. Ne yaptın bakayım sen? Evet. Elif Hanım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Güneş çok güzel olmuş. Ne zaman gidiyorsunuz? Yarın sabah. Şahane. Ama keşke yurt dışına gitseydiniz. Gideriz. Yakın zamanda oraya da gideriz. Güneş'in bizimle gelmesine izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne demek canım? Bırakıp gidemeyeceğinizi biliyordum zaten. Dila'ya da mı söylesek? Yani sorun olmasın. Ne söyleyecekmişsiniz bana? Hayır, doğru mu duydum ben? Bu evde bana kimse bir şey söylemezdi. Mehmet. Güneş'ciğim, hadi gel bak, ben sana bu sabah çok güzel bir kurabiye yaptım. Ha? Gel. Evet. Dila, biz Güneş'i de alıp Elif'le birlikte yarın tatile çıkıyoruz. Tabii sana söyleyecektik ama. Vasisi benim. İzni verdim. Ne güzel ya. Ben çocuğumu sadece kreşe götürebiliyorum. Ama Elif Hanım alıyor, tatile götürüyor, öyle mi? Eğer sorun olacaksa gerçekten iptal ederim. Saçmalama. Hayır. Bu tatile gidilecek. Sen keyfine bak tatlım ya. Hazır Ümran Ayaz'ın da onayını almışsın. Her zaman eline bu fırsat geçmez. Zaten bütün bu olaylar yüzünden gitmenizi istiyorum. Biraz uzaklaşın. Ben hallederim onu, hiç problem değil. Ben geçer misin cicimi? Teşekkür ederim. Elif Hanım, Güneş'in içine sinmedi bu kurabiyeyi sizsiz yemek. Sen nasıl düşünceli bir çocuksun böyle. Teşekkür ederim. Ne oldu? Nereye? Yukarı. İzninizle bizim küçük hanımla bir işimiz var.
prenses. Atla bakalım. Ah Fırat, ben güneşe yedek mont almayı unuttum. Biz hallettik. Merak etme. Peki. Hazır mıyız? Ben hazırım. Atlayın bakalım. Gel. Bakalım sunumda. Deniz Hanım'a görüşmem lazım. Randevunuz var mıydı? Acil diyorum, anlatamadım herhalde. Bir araya falan sokuştursanız, bir şey yapsanız. Üzgünüm ama olmaz. Çünkü biliyorsunuz randevular... Anlaşıldı. Ben kendim sorarım. Bekler misiniz? Deniz Hanım. Dila Hanım. Konuşmamız lazım hemen şimdi. Hemen geliyorum Nedim Bey. Deniz Hanım. Sizin söylediğiniz şeyleri yapıyorum ama evdekilerle başa çıkamıyorum. Ne yapsam ters tepiyor. Ne olur yardım edin bana, ben ne yapacağım? Dila Hanım bir dakika. Beni dinleyin ve sakin olun. Sakin misiniz? Hı hı. Şimdi öncelikle buraya böyle istediğiniz gibi seansların ortasında gelemezsiniz. Benimle konuşmayacak mısınız yani? Şu anda bir seansın ortasındayım ve danışanı bırakıp sizinle konuşamam, öyle değil mi? Ama durumum çok acil diyorum. Neden anlamıyorsunuz? Aa! Ne arıyorsun burada sen ya? İki saattir seni arıyorum şirkette. Çalışıyorum Dila. Senin odanın suyu mu çıktı? Ne istiyorsun benden? Elif'in güneşi de alıp balayına gittiğini biliyor muydun? Hayır, kadın ne yaptı etti? Annemi de yola getirdi. Evde beni adam yerine koyup dinleyen tek bir insan yok Sude. O kadar yalnızım ki. Çıldırmak üzereyim. Konuşacak kimsem yok. Psikoloğunu ara Dila. Aramadık sanki. Randevusu çalışmıyormuş. Senin için üzüldüm. Elif için bir şey yapacağım desem böyle davranmazdın ama. Ya bir sakin olur musun? Lütfen sen de beni anla. Ben de kolay zamanlar geçirmiyorum Dila. Ayrıca benden ne istiyorsun gerçekten anlamıyorum. Anlamıyor musun? Evet. Neyi anlamıyorsun Sude? Sen benim arkadaşım değil misin? İki saattir ne anlatıyorum ben sana burada? Ha ne bileyim. Sadece dinlesen bile yeter. Bir iki teselli edecek laf söylersin. Her şey düzelecek dersin. İhtiyacım olan şey bu. O kadar yalnızım ki. Öyle mi? İyiyim. Ben kendimi eğlendirecek bir şeyler bulurum nasılsa. Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi gizli.
yapayalnız.